Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yassir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Allahümme eftah bil khayr. Vaktum bil hayr. Herkese hayırlı sabahlar değerli arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> 2019 yaz dönemi hızlandırılmış online temel Arapça derslerimizin 19. bölümündeyiz. Bu bölüme hepiniz hoş geldiniz. Ders kitabınızda bir önceki bölümde sayfa numarası vererek belirtmem gerekirse sayfa 223. Ben de orayı açayım. Şu an ekranınıza taşıdığım sayfa. Kitabınızın 223. sayfası. Bu sayfada yer alan El-Fi'lul-Mudari'a ye başlıklı Konuyu çalıştık. Burada örnek olarak verilen fiilleri okuduk. Sırasıyla birinci satırda ya'melu yezhebu, ikinci satırda ya'melu ye'kulani yerce'u üçüncü satırda tetbuhu ye'kulune yeşrebune takip eden satırda yezhebune yecrisune ve son satırda yerce'une fiillerini okuduk. Muzari fiil çekim tablosu vardı eski kitabımızda. E, sayfa 225'te Ali Mefiilinin muzari malumu verilmiş burada bunun çekimi var. E, fakat bununla ilgili biz hatırlarsanız, fiil çekim tablosu olarak daha çok e, ketebeyi esas aldığımız örnekleri öne çıkarıyoruz. Keteben'in muzari malum çekimi şu an ekranınızda. <laughs> evet. Şimdi şuradan devam edeyim. Sayfa 226'da Yüksek Sesle Okuyunuz bölümüne kadar gelmiştik hatırlarsanız. Buraya bir göz atalım şimdi şu Yüksek Sesle Okuyunuz bölümüne. Halidun yektobu, Halidun ve Salihun yektobani, Halidun ve Salihun ve Mahmudun yektubune. Zeynebu tektobu, Zeynebu ve Meryem'u tektobani. زينب ومريم وخديجة يكتبنا يا خالد أنت تكتب يا خالد وصالح أنتما تكتبان يا خالد وصالح ويا محمود أنتم تكتبون يا زينب أنت تكتبين يا زينب ومريم أنتما تكتبان يا زينب ومريم وخديجة أنتن تكتبن أنا أكتب Ana ve Tahirun nektubu. Ana ve Tahirun ve Aliyun nektubu. Evet, şimdi Halid'i kaldırıp yerine bir zamir koyacak olsak bu zamir ne olur diye sorayım. Siz de cevaplayın bakalım. Evet, zamir hüve olur. Halid ve Salih'i kaldırıp yerine koyacak bir zamir getirsek, Halit Halid ve Salih'i kaldırdığımızda yerine getireceğimiz zamir ne olur? Evet, Hüma olur. Gayet güzel. Peki, Halid, Salih ve Mahmud'u kaldırıp bunların yerini tacak bir zamir getirsek ne yazarız? Hum yazarız. Peki o zaman ne oldu? Şimdi bu birinci satırda, şu e, seçikli hale getirdiğim yerde, dikkat ederseniz şurası verildi. Şurası verildi. Bu zamirlerin e, tablodaki yerleşimini, şu an ekranınıza taşıdığım biçimdeki yerleşimini, öğrenmeyen, şu dakikaya kadar öğrenmemiş olan bir arkadaşımızın fil çekim tablosunda zorlanacağı, zorlanacak olması kaçınılmazdır arkadaşlar. Bir kere şu zamir yerleşimini mutlaka öğrenmek durumunda bir Arapça öğrencisi. Huve huma hiya hiye huma Ente entuma entum. Enti entuma entunne. Ene nahnu. Şeklinde zamirlerin yerleşimini Öğrenmek durumunda. Bunlara monfasıl zamir denildiği bilgisine de sahip olmak durumunda. Monfasıl zamir, Türkçe'de ayrı zamir ya da ayrık zamir kavramıyla karşılanır. Bitişmeyen zamir demektir. Ee, daha önceden sordum ben bunu ama tekrar sorayım hadi. Ee, yani böyle geçmişi sık sık tekrar ederek bilgilerinizi pekiştirmiş olalım. Bitişmeyen zamir ifadesiyle kastettiğimiz nedir? E, bu zamirlerin bitişmemesinden bahsederken neyi kastederiz? Neye bitişmemesi kastedilir diye sorsam ne dersiniz? Evet. evet. Neye bitişmediğinden bahsediyoruz bunların? Ya yani şu ana kadar sorularıma hızlı cevap verdiniz. Gayet güzeldi bekliyorum. Evet, sayın Cemilli başka bir kelimeye bitişmemesi kastedilir. Sayın Armutlu sonraki kelimeye bitişmemesi kastedilir diyor. Şimdi zamirin bitişmesi söz konusuysa sayın Armutlu, zamirin bitişmesi söz konusuysa Zamirin kendisinden sonra gelene değil, kendisinden önce gelene bitişmesi kastedilir. Tamam mı? Tekrar edeyim mi? Eğer bir zamirin bitişmesinden bahsediliyorsa, bahsedilecekse o takdirde söz konusu bitişmesinden, bitişmesi imkanının olduğundan bahsedilen zamirin kendisinden sonra gelen kelimeye değil, kendisinden önce gelen kelimeye bitişmesi kastedilir. Bunu bitişmeyen harfle karıştırmayalım. Biti, bitişmeyen harf dediğimiz zaman bitişmeyen harf kendisinden sonra gelene bitişmeyen harftir yazılışta. Ama bitişmeyen zamir dediğimiz zaman akla gelecek olan şudur. Bitişmeyen zamir kendisinden önce gelen kelimeye bitişmeyen zamir demektir. Kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılan zamir demektir. O zaman sorumun cevabını kısmen e, Sayın Ciminli verdi, e, adediyorum, öyle say say sayıyorum. Zamirin bitişmemesinden kasıt, bir başka kelimeye bitişmemesi. Ben şunu bekliyordum aslında sizden, kelimenin hiçbir türüne bitişmemesi cevabını bekliyordum. Kelimenin hiçbir türüne bitişmemesinden kasıt şu, kelimeyi kaça ayırdık? Üçe, isim, fiil, harf. Yani isme de fiile de harfe de bitişmemesi, kelimenin hiçbir türüne bitişmemesini kastediyoruz. Peki o zaman e, şuraya tekrar kitabınıza dönecek olursak e, şurada Zeynebu tek tobu denmiş. Zeynep'i kaldırıp bir yerine bir zamir koyacak olsak ne koyarız? Ne getiririz? Zeynep'i kaldırıp yerine bir zamir koyacak olsak ne getiririz? Hiye getiririz değil mi? Peki Zeynep ve Meryem'i kaldırsak Hüma getiririz. Zeynep, Meryem ve Hatice'yi kaldırsak yerine ne getiririz? Zeynep, Meryem ve Hatice'yi kaldırsak yerine Hünne zamirine getiririz. Kast edilen de şu olur. Şu an ekranınıza taşıdığım tabloda sağdan sola seçili getirdiğim hücreler, kipler sırasıyla e, mouse işaret etmemi ettiğimi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an mouse'umun tek tübünü, tek tübü işaret ettiğini görüyor olmanız lazım. E, sağdan sola hiye tek tübu huma tek tübu hunne ne şeklinde anlamalıyız burayı. Peki ya Halidu ente tek tübu Halit sen yazıyorsun. Şurada ya Halidu ifadesinin kullanılma sebebi gerekçesi ne olabilir? Bir fikir yürütür müsünüz? Burada ya halidu şeklinde bir İfadenin kullanılmasından kasıt <laughs> ne olabilir sizce? Tamam, ünlem yorumu doğru bir yorum. Başka, nida yorumu da e, doğru bir yorum. Evet, yorumlarınız doğru. Ben de sizin yorum, yorumlarınıza şunu eklemek istiyorum. E, Sayın Cemilli, Halid'in başına yağının gelmesi sebebiyle marife olduğunu söyledi. Halit zaten özel ismi olduğu için, alem olduğu için marifedir her halükarda. Ancak alem olmayan, marife olmayan bir ismin başına yağ gelirse, nekira bir ismin başına şayet yağ gelirse o takdirde onun marifeleşmesi söz konusu ama mevzumuz o değil. Mevzumuz şu, Halide, Halit, hey Halit şeklinde bir e, ünlem Ün, ün, ünlememiz, bir seslenişte bulunmamız, seslenmemiz, çağırmamız e, efendim, e, Halid'in bizim için muhatap konumunda olduğuna işaret eder. Halide muhatap aldığımızı, muhatap kabul ettiğimizi e, Halid'e hitap ettiğimiz anlamını doğurur. E, o zaman Halid dediysek, Halid karşımızdadır. E, o takdirde biz ona ente tektubu deriz zamir entedir burada. Sen yazıyorsun. Halit de Salih'e sesleneceğimiz zaman ya Halidu ve Salihu entuma tektubani. Hey Halit Salih ikiniz yazıyorsunuz. Peki sayı 3 ya da fazla sorursa en az 3 olursa ya Halidu ve Salihu ve Mahmudu Ey Halit, Salih, Mahmut Bunların başlarında ya yokken Bunları biz Halidun, Salihun, Mahmudun diye okuyorduk Başlarına nida harfi gelmesi münasebetiyle nida harfi elif lam takısı dediğimiz lamı tarif gibi işlev gördü. Ve bu isimlerin sonlarında yer alan tenvinleri düşürdü. Halidun, Salihun, Mahmudun demedik. Ne dedik? Halidu, Salihu, Mahmudu dedik. Anlaşıldı mı? Peki entum tektubune siz yazıyorsunuz. Peki karşımızdaki bir bayan kim o? Zeynep. Ya Zeynep anti enti Zeynep ve Meryem muhatabımız. Ya Zeynep ve Meryem entuma tektobani. Zeynep Meryem Hatice bizim muhataplarımız. Entunne tektubne. Ene ektubu de mütekellim. Ortak e, hem müzekker hem müennes şahıslar için. E, şahıs için diyelim. Tekir olması hasebiyle. Hem müzekker hem müennes şahıs için ortak. Ene ektubu. Sonra e, ene ve tahirun nektubu. Burada tesniyenin kullanılışı örneklendirilmiş ene ve tahirun nektubu örneğinde. Son örnekte ise efendim cem mütekellim örneklendirilmiş ene ve tahir ve ali nektubu. Evet peki ders kitabınızda bu sayfada sayfa 226'da boş yerlere uygun muzari fiil koyunuz alıştırması var. Gayet güzel bir alıştırma. bunları size serbest çalışma ödevi olarak tevdi edeyim. Siz bunlar üzerinde çalışın. Sonra yüksek sesle okuyunuz var. Eyne tedrosu nerede okuyorsun? Edrosu fi saneviyyete leymet vel khutaba. el leymet vel khutaba İmam Hatip Lisesi demek. El Eme el imam kelimesinin çoğulu. İmamlar anlamında. El khutaba da el hatib kelimesinin çoğulu. el leymet vel Hutaba Burada bir isim tamlaması var. Saneviyye mudaf. El eimme mudafun ileyh el hutaba da bağlaç yoluyla el eymeye atfedilmiştir. El eymenin mecrur olma sebebi saneviye mudafından sonra gelip ona mudafun olmasıdır. Yani el eyme burada mudafun konumundadır. Tamlayan konumundadır. El hutabanın mecrur okunmasının sebebi de el hutaba atıf yoluyla yani bağlaç olan ve yoluyla el eymeye atfedilmiş, ona bağlanmış ve dolayısıyla aralarında atfedilen anlamında el-hutaba matuf, kendisine atıfta bulunulan anlamında el-e-imme matufun aleyh olmuştur. Biz ilerleyen derslerimizde el-hutabanın matuf el e matufun aleyh e, oluşundan hareketle <laughs> şöyle bir kaide e, konuşacağız. Matuf, matufun aleyhe tabidir diyeceğiz. İrabında matuf, matufun aleyhe tabidir. Yani iki isim bir bağlaçla birbirine bağlandıysa bağlaçtan sonra gelene matuf denir. Atfedilen, bağlanan anlamında. Bağlaçtan hemen önce gelene ise matufun aleyh denir. Kendisine atıfta bulunulan anlamında. Burada el-hutabanın mecrur olmasının yani sonunun kessaydı harekelenmesinin sebebi aralarında matuf matufun aleyh ilişkisinin bulunmasıdır. E, matuf irabında matufun aleyhe tabidir. Eyne konu sorusunun cevabı eskunu fil karye. Peki keyfe tezhebu ilal medrese ezhebu ileyha bil hafile. Mâdâ tekra'u akra'u kıssa. Mâdâ teşrabine ya Khadija. <laughs> Şurada teşrabine. Bunu teşrabu değil de teşrabine şeklinde görünce Durumdan vazife çıkarıp diyeceğiz ki burada e, soru bir muhatabeye yani karşımızdaki bir bayana bir soru yöneltildiğini anlayacağız fiil kipinden teşrabiyi neden? Peki bana muhatabım e, yanımdaki ya da karşımdaki kişi ne okuyorsun diye sordu e, erkek bir şahsiyet olarak bana bu soruyu yöneltti sen ne okuyorsun diye. Ben de akrav diye cevap verdim. Bir bayan şahsiyet olarak kendisine soru yönelttiğimiz, mada teşrabine sorusunu yönelttiğimiz kişi, ki bu kişi Hatice, efendim soruyu soran Zeynep, buradaki cevabın geliştiğini onu anlıyoruz. Eşrabul halibe diye cevap verdi. Peki, en yağmelül muzari'a? Çiftçi nerede çalışıyor? Yağmelül muzâri'a fil hakl tarlada çalışıyor. Ene yamöl amil ya da nerede çalışır? Bu cümleyi nerede çiftçi nerede çalışır şeklinde tercüme etmek mümkün. E, çiftçi tarlada çalışır diye tercüme etmek mümkün cevap cümlesini. Ene yamöl amil o cümlesi her ne kadar işçi nerede çalışıyor anlamıyla tercüme edilse de e, bu cümleyi işçi nerede çalışır anlamıyla tercüme etmek de yanlış bir tercüme olmaz işçi nerede çalışır? Peki ya melul amil fil masna işçi fabrikada çalışır şeklinde tercüme edilebilir. Evet men yat buhatam tatbuhu'l ummu't taam. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela şu cümlede yemeği pişiren anne. fiil cümle başında yat şeklinde değil tatbuhu şeklinde geldi. Sorsam size neden yat buhul ummu't taame denilmedi de tat buhul ummut taame denildi diye sorsam niçin yat buhu değil de tat buhu diye sorsam cevabınız ne olur? Niçin yat buhu değil tat buhu desem e, cevabınız ne olur? Evet. Annenin müennes olduğunu söylersiniz. Tamam doğru. Cevabınız doğru. E, ben şöyle Cevabınız kesinlikle doğru ama yani cevapta istediğim usulü e, bilmeniz açısından söylüyorum. Şunu söylemelisiniz. E, dersimiz ne? Arapça gramer. E, Arapça gramer istediğimize göre anne mühendis olduğu için cevabı e, biraz düşük bir cevap olarak e, değerlendirilir. Peki e, başka biraz zorlasanız kendinizi e, tat buhu için yat buhu değil de tat sorusuna başka nasıl cevap verebilirsiniz? Biraz gramer kavramlarıyla cevap vermeye çalışsanız ne dersiniz? Evet bekliyorum. Bekliyorum cevabınızı arkadaşlar. Evet. Beklediğim cevap geldi sayın Cemil'den evet cinsiyet uyumu. Kiminle kimin arasında? Fiille fail arasında. Fail müennes olduğu için fiil müennes kullandık. Tamam bu işte ilmi bir cevap oldu bu cevap. Anne müennes olduğu için cevabı ilmi bir cevap değil. İlmi cevap ne? ilmi cevap şu. Fail müennes olduğu için fiil de müennes oldu. Veya şu cevap da ilmi bir cevap. Fiille fail arasındaki cinsiyet uyumu gereği e, fiil müennes oldu. Cevabı İlmi bir cevap. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Beklediğim buydu. Evet. Şimdi burada annedir de başka bir yerde kız olur. Ee, o yüzden cevaplarımız efradına cami ayarını mani e, kabilden cevaplar olsun istiyorum. O ne hocam ya? Efradına cami ayarını mani. Eskiler bu kavramı çok kullanırlardı. Kullanırlarmış daha doğrusu. Ben kullanırlar dersem kendime de eskilerden saymış olurum. Bilmem eskilerden miyim, yenilerden miyim? Yaşım 50. Ee, <laughs> Sayın Cemil de bizim yaşlarımız birbirine biraz yakın sanıyorum. Ne dersiniz? Biz eskilerden miyiz, yenilerden miyiz? Ee, beni öteden beri tanıyanlar var. Oturumcularımız, üyelerimiz arasında. Onlar beni kimlerden sayıyorlar bilmiyorum. Eskilerden mi, yenilerden mi, kimlerden sayıyorlar? <laughs> evet. Sayın biz ortalardan sayılırız diyorsunuz öyle mi? Peki. Ene tatbukhul umu ta'ama, tatbukhul umu ta'ama fil matbakh. Tamam bunun üzerinde zaten yukarıda benzeri bir cümle olarak çalıştık. Benzeri bir cümle var yukarıda tatbukhul. men akunu taame, cevap nahnu na'kulu taame. Şimdi şu e maddesinde yüksek sesle okuyunuz başlığı var, ara başlığı. Tahirun ve Ebu'hu ye'kulani Şimdi e, Hadi bakalım ben Sizden şunu isteyeceğim Şu ekranınıza taşıdığım cümle var ya Tahirun ve Ebu'hu ye'kulani taame Kolaydan zora basitten bir de şeye doğru gidelim hadi Bu cümle bir isim cümlesi mi bir fiil cümlesi mi? Herkesten cevap istiyorum Evet Sayın Kaya siz de dahilsiniz buna kendinizi bu sorulardan e, muaf tutmayın. Evet. E, bu cümle ne cümlesi? İsim cümlesi. Gayet güzel. Peki isimle başladığı için isim cümlesi değil mi? Tahir ve ebuhu yakulani. Bu cümleyi fiil cümlesine dönüştürebilir misiniz? Bu cümleyi Tahirun ve ebuhu yakulani taame cümlesini fiil cümlesine dönüştürebilir misiniz? Evet. Bu cümlenin fiil cümlesine dönüştürülmesini istiyorum. Ay bana kısa cevap vermeyin. Uzun cevap istiyorum. Ya siz klavyede yazı yazmaktan ne kadar çok böyle gocunuyorsunuz yahu. Yani Hocam bize yazı yazacağımız bir şey sorma da ne yaparsan yap der gibisiniz. Yani Allah aşkına. Ya kulü başa alınır cevabı geldi. Başka? Ya kulani başa alınarak denildi. Uzun cevap istiyorum. Bunlar yeterli değil. Cümleyi kuracaksınız. Ben o cümleyi doğru ya da yanlış diye değerlendireceğim. Doğru oldu, yanlış oldu diyeceğim. Evet. Ben soruyu kaçırdım hocam diyenler için soruyu tekrar ediyorum. Şu an ekranınızın e, altında. Tam ortasında en alt satırda seçili hale getirdiğim Tahir ve Ebuhu Yekulani Ta'ame cümlesinin isim cümlesine dönüştürülmesini istiyorum. Evet. Peki. Şimdi, herkesin cevabı sanırım tamamlandı. Ee, Ye'kulani başa alınarak diye bir yorum var. O yorumu değerlendireyim ben şimdi. Ye'kulani'yi başa alamayız. Yani alırız da bu şekliyle alamayız. Nasıl alırız? Arkadaşlarımızdan Sayın Cemile Akbal ve Balok'un yazdığı şekilde alırız. Şöyle. Cevabı aslında bir alt satırda, iki numaralı cümlede yazıyor. Cevabı bu. Yekulu tahir ve abuhu Aa cevap burada mıymış yahu? Dediniz mi? Cevap buradaymış. Yekulu tahir ve abuhu at getirdiğim şu iki cümlenin anlamı aynı. Anlam bakımından aralarında fark yok ve fakat e, cümlenin yapısı bakımından aralarında fark var. Bir, bir numaralı cümle isim cümlesi, iki numaralı cümle fiil cümlesi. Peki yekulani başa aldık ama alırken ne yaptık? alırken failin sayısı her ne kadar tesniye olsa bile cümle başında fiili tekil kullandık değil mi? Ee, cümle başında fiili tekil kullandık. Mesela Tahirun ve Ebuhu yerci'an ilel beyt Tahir ve babası eve dönüyorlar anlamındaki cümleyi isim cümlesi olarak vermiş e, bu maddede müellif. Biz bunu fiil cümlesine şöyle dönüştürmeliyiz. o Tahir ve Ebuhu ilel beyt. Peki şu da güzel bir örnek. Tahir ve babuhu ve ummuhu yakuluna taam. Tahir babası ve annesi yemek yiyorlar. Şimdi biz bu cümleyi Tahir babası ve annesi yemek yiyorlar anlamındaki cümleyi fiil cümlesi olarak kurmak istersek e, o takdirde cümle şöyle olmalı. 6 numaralı cümlede olduğu gibi olmalı. Yakulu Tahirun ve abuhu ve ummuhu et taa'ma olmalı. Failin sayısı cem hocam. Niçin bu ne diye gelmedi başa? şundan ötürü gelmedi. Fiil cümlesinde failin sayısı müsenna da olsa, cem de olsa eğer fail zahir açık bir isim olarak gelmişse o takdirde cümle başında fiilin müfret gelmesi vaciptir. Kaçınılmazdır, gereklidir. Evet, Tahir ve bu ve ummuhu yeşrabun eşşâi. Yeşrabu Tahir ve bu ve ummuhu eşşâi. Aynı ilişki, aynı efendim izah burası için de geçerli. Yezhebune başa aldık. Yezhebu oldu. Tahir babası ve annesi komşularına gidiyorlar anlamındaki cümle. 9 numaralı cümle de isim cümlesi. 10 numaralı cümle de fiil cümlesi. Evet peki o zaman 19. bölümde şu ana kadar muzari fiil ve bir de fiil fail uyumu <laughs> başlıklı konular üzerinde durduğumuzu söyleyebiliriz. Ben şimdi e, ev ödev bölümüne geçeyim. Ev ödev bölümünde şu fiillerin bütün şahıslar için muzari çekimini yapınız denmiş. Daha önceden Arapça e, eğitimi almamış olan, e, şu an bizim bu derslerimizle Arapçayla muhatap olan arkadaşlarımız e, ellerinde bulunan e, Salih, Zeki, Keş, Arapça ders notları klasörü var. Şu an ekranınıza taşıyorum bakın. Şu klasör. E, pek çok içinde e, ders var. Ne kadar? 259 öğe öğ öğ var. Evet. E, bu Salih, Zeki, Keş, Arapça ders notları klasörünün içerisinde zamirler klasörü var. Bu zamirler klasörünün içerisinde de zamirler konu anlatımı adını taşıyan bir dosya var. E, bu dosyayı açacaklar. Bu dosya içerisinde Muzari fiildeki merfu muhtaslı zamirler tablosu başlıklı tabloyu esas alarak şu seçeneğe getirdiğim yektubu yektubani yektubune tektubu tektubani yektubne tektubu tektubani tektubune tektubine tektubani tektubne ektubu nektubu tablosunu esas alıp e, şu feyilleri yenhalu, yasilu, yalbesu, yeksiru, yanzuru, yenzilu, yefhemu yeşrabu yekulu ve yebhalu bunları çekecekler defterlerine. Evet boş yerleri doldurunuz demiş. Yedrusu yedrusani. Şurası ne olacak? Yazın bakalım hadi. Cevabınızı bekliyorum. Yedrusu yedrusani. Seçili hale getirdiğim yere ne yazarsınız? Ne yazmalısınız? Evet yedrusu yedrusani. Cevap ne? Evet yedrusu ne değil mi? Peki tedrusu şurası seçili hale getirdiğim yerde ne var? Tedrusani var. Yedrus ne? Tedrus'u Tedrus'a hani şu seçtada getirdim yerde ne var? Hadi siz yazın bakalım. Şu seçtada getirdiğim yerde ne var? Ee, Sayın Yılmaz dikkat edin. Yedrus'u ne? Şekilde e, hatalı yazdınız. Evet. Yedrus ne mi? Hayır Sayın Akbal Yedrus ne değil. Kaçırıyorsunuz bakın. Cevaplar yanlış gelmeye başladı. Yedrus ne cevabı yanlış. Evet. Tedrusu ne cevabı doğru. Tabi hayır Tedrus ne değil dikkat edin Sayın Akbal. Tedrus ne olmaz. Tedrus ne aşağıda alt satırda Tedrus ne. Şu seçtiği getirdiğim yere ne getireceğimizi soruyorum. Bir U harfini eksik yazdınız. Tedrusu Tedrusune. ne değil mi? tedrusu tedrusune ne olmalı? Şimdi bakın, şuna dikkat edin. Ben şunu sorayım, da onu sonra ge geçeyim o word dosyasına. Şurada şu hale getirdiğimiz yerde bulunan yedrusunenin kipini sorsam, bunun için ne dersiniz? Hangi kip bu? Arkadaşlar şu an dersi online takip eden herkes lütfen cevap vermeye çalışsın. Yani e, bilgisayarın başında sadece izlemede kalarak e, pasif bir katılımla derse iştirak ederseniz e, yani istediğiniz e, verim düzeyinde istifade edemezsiniz. E, evet ama sizin bileceğiniz sorular var Sayın Kaya. Mesela ben biraz önce size şu soruyu sordum. Cevap vermediniz. Verdiyseniz ben gözümden kaçırdım. Mesela şu. Tahirun ve Ebu'hu ye'kulani ta'ame cümlesi bir isim cümlesi mi bir fiil cümlesi mi diye sordum. Cevap almadım. Alamadım. Şimdi sizin buna cevap verecek bilginiz var. Bu altyapıya sahip oldunuz artık. Tahirun ve Ebu'hu ye'kulani ta'ame cümlenin anlamı şu. Tahir ve babası yemek yiyorlar. Şimdi cümle isimle başlıyorsa, isim cümlesi fiille başlıyorsa fiil cümlesidir. E peki tahir isim mi isim? E, buna siz ben bu ne cümlesidir diye sordumda böyle tak diye hemen saniyesinde bu bir isim cümlesidir diye cevap vermeniz lazım. E, Ye tahirun ve bu hayye taame. fiil olduğu belli. Üzerinde konuşuyoruz bunu. Ye, Yiyor anlamını taşıyor. O zaman e, bu bir fiilse hemen tak diye efendim bu bir fiil cümlesidir diye cevap vermeniz lazım. Anlatabildim mi? Online derslerde sizin için en büyük handikap e, ekranın başında e, başka şeylerle meşgul olmanız. E, en büyük risk bu. Yani ders ortamından kendinizi uzaklaştırmanız, kopmanız. Harici unsurları ayıklamanız lazım, dışarıda tutmanız lazım. Ben şu an nasıl ki kimsenin yanıma girip çıkmadı, e, efendim kendime ait özel bir ortamda ders işliyor size bu dersi sunuyorsam, siz de imkanlarınız dahilinde sizi kimsenin rahatsız etmeyeceği, bölmeyeceği, soru sormayacağı efendim bir ortamda ders dinlemelisiniz ki şöyle bir varsayımla hareket edin. En üst düzeyde verim alın dersten. Biz şu anda sanal değil de örgün bir sınıf ortamındayız. Her ne kadar hocamız bizi görmüyorsa da biz hocamızı görüyoruz ve biz birbirimizi duyuyoruz. Yazılı olarak birbirimize iletişim kurabiliyoruz hızlı bir biçimde. Ben şimdi ee, mikrofonlarınızı açarım. Sizden sesli cevap da alırım ama zaman kaybetmeyelim. Az zamanda çok iş yapmış olalım diye ben mikrofonlarınızı açmıyorum. Ee, sistem buna müsait. Bu bilgiye sahip değilseniz bu bilgiyi paylaşayım sizinle. Ben sizden sesli cevap alabilirim. Ee, hatta yani benim kameramı açmanızda sakınca yok. Beni siz de görebilirsiniz. Diğer katılımcılar da görebilirler diyenlerin kameralarını bile açabilirim yönetici olarak ama bunlara ihtiyaç yok. Yani bunun bize sağlayacağı bir bir şey yok. E, aman aman bir katkı yok. Ha biz bir muhadese, mukaleme, o İngilizcedeki conversation denilen e, konuşma dersi işlesek o zaman mikrofonumuzun e, ve belki de kameramızın açılması kaçınılmaz olur ama biz şu an gramer dersi istiyoruz. Evet, e, şuranın e, kipini sordum. Cem Gayip olduğunu söylediniz. Tamam, güzel. Peki buradan hareketle şimdi ikinci bir soru geliyor. Şu seçili hale getirdiğim yer, şurası. Şu seçili hale getirdiğim yer. E, buranın kip olarak adını koyar mısınız bana? Tedrusu, yani. Burada ne olduğunu yazdık zaten biraz önce. Burada ne var, ne olmalıydı? E, Tedrusu ne olmalıydı? E, şimdi buranın kip olarak adını koymanızı istiyorum. Evet, adı ne buranın kip olarak? Tamam, bekliyorum cevaplarınızı. Gayet güzel. İşte istediğim bu. Cem muhatap, değil mi? Ee, peki sağdan sol, sola, seçili hale getirdiğim yer neresi? Burası müfret sütunu. Şu e, ortada yer alan her daim müsenna sütunu. Efendim solda yer alan e, en sonda ve solda yer alan sütunsa cem sütunu. Peki ilk satır gayb satırı, değil mi? İkinci satır gaybe satırı. Üçüncü satır muhatap satırı. Dördüncü satır muhatabe satırı. Beşinci satır mütekellim satırı. Hocam bunların üzerinde böyle niye durmadan e, sık sık tekrar ediyorsun, ediyorsunuz? Neden çok duruyorsunuz derseniz şimdi Arapça sarf bilgisi diye adlandırdığımız bilgi işte bu. Yani fiil çekimi. Şimdi fiil çekiminin e, temel kavramları bunlar. Müfred, Müsen, cem, Gayb, Gayb ve muhatap, muhatap mütekellim. Bunu adın ne dediğimde adım Aziz, adı ne? Adım Rukiye Rana, adı ne? Adım Nagihan, adım Elif, ise adam e, Mustafa şeklinde adınızı söylediğiniz hızda söyleyebilecek kadar iyi bilmelisiniz. Neyi? Şu saydığım kavramları, müfret, müsenna, cem, gayb, gaybe, muhatap, muhatap, mütekellim ve benzeri temel kavramları adınızı söylediğiniz hızda söyleyebilmelisiniz ki zihniniz egzersiz yapmaya, e, zihin jimnastiği yapmaya hazır olsun. Evet, peki e, şurası tedrusani olacak. E, şurası da tedrusani olacak. Müsenna akipleri ben veriyorum. E, şurası nedrusu olacak. İkimiz çalışıyoruz, okuyoruz anlamında. Peki burada cem ghaib siğa ne cem muhatap siğa tedrusu ne denildi? Geçiyorum burayı. E, şurada boş bırakılan yerleri e, mutlaka siz çalışın, doldurmaya çalışın. Yani oraları boş geçmeyin. Bir taraftan da eliniz Arapça yazı yazmaya alışmış olur. Eliniz, hani e, öyle tabir ederiz ya, el, elin kırılması deriz ya, eliniz yazı yazma konusunda kırılmış olur. Evet, boş şeylere uygun fiiller koyunuz. Burada neye ihtiyaç var? E, burada kelime hazinemizi devreye sokacağız. E, mesela, اَتِلْمِيذُ اِلَى الْمَدْرَسَةِ sabahan. Öğrenci okula sabahleyin veya öğrenci sabahleyin okula yemek yedi demeyiz değil mi? Çünkü okula diyor bakın. İla, 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 okula. Okulda da demiyor. Okula. Ne diyelim buraya? Okula. Efendim baktı olmaz herhalde. Ya da işte ne bileyim okula bindi olmaz. Okula anladı olmaz. Ne olur? Ee, Sayın Ciminli. E, zehebe fiili yanlış değil ama. Burada yanlış. Evet. Tabii ben yanılttım sizi. Benim burada payım var siz yanıltmada. Ben geçmiş zaman anlamı taşıyan örneklerle yorumlayınca siz de bir geçmiş zaman anlamı taşıyan fiille örnek verdiniz. Bu pay bana ait yani. Sizi yanıltma sorumluluğu benim. Özür diliyorum. Burası ne olacaktı? Burası ben yorumlarken öğrenci e, sabahleyin okula bakıyor, biniyor, yazıyor efendim, oturuyor değil ne olacak? E, gidiyor olacak değil mi? يذهب. Neden zehebeyi kabul etmiyoruz? Çünkü konu başlığımız ne? Konu başlığımız muzarifil e, efendim el muvazzafu ila beytihi mesaen peki e, memur evine akşam ne yapsın? Döndürelim hadi şu memuru çok çalıştı, yoruldu. Evine dönsün hadi. Ne diyeceğiz? Yerce o diyeceğiz değil mi? ol muvazzafu ila beytihi mesaen. Evet. Peki o halde e, burada verilen bu örnekleri e, daha doğrusu alıştırmaları tamamlama işi sizin. Ancak şuna dikkat edeceksiniz. İsterseniz e, burada bir tane yapalım biz örnek. Dördüncü örnek olarak alayım. Mahmudun ve Tahirun ve Sadikun fil hadika. Evet, Mahmut, Tahir ve Sadık bahçede bla 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 yapıyorlar. Ne yapsınlar? Otursunlar hadi. Mahmut, Tahir ve Sadık bahçede. Evet, ne diyeceğiz? Ee, bekliyorum cevabınızı. Evet, ne yapsınlar bahçede? Otursunlar hadi. Evet, oynuyorlar. Sayın Cemil'le oynamalarını tercih etti. Yel abu ne dedi? Evet, Sayın Yılmaz yec ne demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Yec lisu ne diyeceğiz. Çünkü celesenin muzarisi olan yec lisu'nun muzarisinde orta harfinin harekesi e, kesra. Celese mazisi. Muzarisi bu soruma Sayın Yılmaz cevap versin. Celesenin muzarisi yec mu? E, kulağınızın aşinalığından hareketle cevap verin bana sözlük bilgisine sahip olmayabilirsiniz. Yec lüsü mü yec lisu mu? San Yılmaz. Yec lisu mu yec lüsü Bunun yalın hali. Evet bunun yalın hali. Bekliyorum cevap gelecek. Geldi gelecek. Hadi bakalım. Yec lisu değil mi? Tamam gayet güzel. O zaman ne yapacağız? Sonuna u ne sesini veren vavnun ekleyip cem gayb sigaya dönüştüreceğiz. Yec lüsûne demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Yec diyeceğiz. fil fail uyumu bağlamında bu örneğin üzerinde duralım istedim. Peki, burada e, kitabın müellifi tahtitte bulunmamış aslında. Yani uygun fiiller koyunuz demiş. E, derken maziye koyun, muzariye koyun dememiş. E, bir anlamda bizi serbest bırakmış sanki. Ama biz muzari fiil bahsini işlediğimiz için ben muzari fiil koymak gerekir diye düşündüm. O yüzden efendime söyleyeyim. Siz söyleyin. Biraz önce zehebeye o yüzden itiraz ettim. Yezhebe olsun istedim. Şimdi şurada ne diyor başlık? Boş yerlere uygun filler koyunuz. Filler mi? Fiiller mi? Fiiller. Ne eksik burada? Bir L eksik değil mi? Bir L harfi eksik. Fiiler değil, fiiller olacak. Bir L daha koymak lazım oraya. Peki boş yere uygun muzari fiil koyunuz. Ee, yen hadu el imamu ve sabahan. Arkadaşlar bu alışma çok çok önemli. Ee, bunu yani aslında zamanımız olsa da beraber yapsak diyeceğim. Bir bakalım şu an e, 19. bölüm bitirdik. 20. bölümün başında vaktimiz uygun olursa burayı birlikte yaparız. Olmazsa Burayı siz kendiniz serbest olarak çalışırsınız. Ee, nasıl yapacağınız belli. hado burada cümle başında olduğu için tekil. Ancak burada cümle ortasında geldiği için El imamu ve ehuhu yenhedani demek durumundayız. Şurada Neyse Diğer dersin süresinden yemiş olmayalım. 19. bölüme burada nokta koyuyorum. 20. bölümde görüşmek üzere.